Selamünaleyküm. Hepinize sonsuz teşekkür ederek ve Allah'a hamd ederekten başlamak istiyorum. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena olsun ki Çanakkale'nin 100. yılında hep beraber buradayız. Bu bizim kardeşlerimizle bu anı yaşamanın 5. senesi. Gönlüm arzu eder ki biz her sene burada toplanaraktan bütün şehidayı, bütün şehitlerimizi unutmayalım ve şehitlerimizin hatırasını yaşatalım. Kıymetli dostlar, kıymetli kardeşler, insanların, kavimlerin öyle bir anları vardır ki onlar o anda ya varoluşlarının temelini atarlar ya da yok oluşlarının ne yazık ki temeli atılır. Eğer bunu dini perspektiften bakarsak bir Uhud, bir Bedir, bir Hendek Müslümanların varoluşlarıdır. Gel gör ki 1071 Anadolu'ya göç eden bu insanların bir varoluş mücadelesidir. Aradan yıllar sonra, yüzyıllar sonra Anadolu'nun bağrından çıkmış olan bu insanlar Çanakkale'de kanlarıyla, canlarıyla bir tarih daha yazmak zorunda kalmışlardır. Ve bugün buradan baktığımızda ne kadar rengimiz varsa, ne kadar dilimiz varsa, ne kadar neyimiz varsa hep beraber yine buradayız. Kıymetli dostlar, vatan, şair öyle demiş ya, uğrunda ölen varsa vatandır. Eğer uğrunda ölen yoksa ne yazık ki orası vatan değildir. Herkes kendince, kendi dairesince yaşamış olduğu toprakları korumak, yaşamış olduğu toprakları güzelleştirmek, yaşamış olduğu topraklarda özgür, hür bir şekilde yaşamakla mükelleftir. Eğer sizin topraklarınız yaşanamayacak hale gelir, işgal altına alınırsa ne dininiz kalır ne milliyetiniz kalır. Dininizi yaşayabilmeniz için de sizin sahip olacağınız topraklara ihtiyacınız vardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Mekke'de dinini tam yaşayamadığından dolayı Medine'ye hicret etmek zorunda kaldı. Ve Medine'yi kendisine yurt etmek zorunda kaldı. Ve Medine'yi kendine yurt edindi. Ve her sefere çıktığında Medine'ye yaklaşırken devesini hızlandırır, Medine'ye karşı bir muhabbet beslerdi. Hatta bir seferinde o tozu topraktan sahabeler burunlarını tıkadıklarında Medine'nin ne güzel toprakları kokuyor deyip ağzını burnunu kapatmaktan kendini men etmişti. Onu gören sahabeler kendileri de ağızlarını burunlarını açaraktan Medine'nin toprağını koklamaya başladılar. Şimdi hepimiz gideriz Medine-i Münevvere'de ve topraklarını koklarız. Çünkü bizim için kutsaldır. İkinci kutsal mekanımızdır. Kıymetli dostlar, eğer Çanakkale Çanakkale olmasaydı ne yazık ki ne Mekke olurdu ne de Medine-i Münevvere olurdu. Ve asla ve asla İslam dünyası onları koruyabilecek, onları muhafaza edebilecek bir güce, bir kudrete, bir kuvvete sahip olamazdı. Ve hala daha İslam dünyası Mekke ve Medine'de ibadetlerini ediyorsa Çanakkale şehitlerine borçludur. Orada 250 bin tane yatan şehide borçludur. O 250 bin şehit İslam dünyası adına, Anadolu adına savaşmıştır. 250 bin şehidin içerisinden 13 yaşında tutun 70 yaşına kadar şehit vardır. Ve bu toprakları korumak, Allah'ın dinini muhafaza etmek, bu toprakların namusunu, şerefini, haysiyetini korumak için göğüs göğüze, göğüs göğüze, siperlerin arası 1 metre kalıncaya kadar
2 metre kalıncaya kadar o kadar muhteşem ve o kadar kanla yazılmış bir tarih oluşmuştur. Dostlar, biz 5. yıldır buradayız. Buradaki amacımız şu: biz Mevlevi Sufileri olarak milliyetsiz değiliz. Vatanımız için, memleketimiz için can verilecekse biz hazırız. Yine can veririz. Bu memleketi severiz. Aşığız memleketimize. Biz yurtsuz değiliz. Biz vatansız değiliz. Biz milliyetsiz değiliz. Biz sufi isek milliyetimiz belli, vatanımız belli, dinimiz belli. O yüzden milliyetsiz, vatansız bir sufiliği de kabul edenlerden değiliz. Eğer Allah Allah nidalarıyla yükselecek bir vatanınız yok ise siz asla ve asla dininizi hür bir şekilde yaşayamazsınız. Dinin hür bir şekilde yaşanması için dinin emridir. Siz hür bir şekilde ancak dininizin ibadetlerini, hukukunu, ahlakını, her şeyini ifade edebilirsiniz. Eğer hürriyetiniz yok ise, eğer vatanınız yok ise ne yazık ki siz dininizi tam tekemmüllü bir şekilde yaşamanız mümkün değildir. O yüzden Mevleviler vatan savunmasında son Sultan Reşat'la alakalı değildir bu. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan önce Türkler daha yeni Müslüman olduklarında Türklerin hepsi de Sufidir ve Sufilikleri alperenliğin üzerine kurulmuştur. Onlar asla ve asla bir yerde durmamışlar. Her gün bir yerden bir yere konmak ne güzel, her gün bir yere göçmek ne güzel deyip asırlar boyunca gönülden gönüle göçmüşler, topraktan toprağa yürümüşler ve her toprağı kanlarıyla, aşklarıyla yoğurup vatan etmişler. Bakın, hepimiz buradayız. Kürdümüzle, Lazımızla, Çerkezimizle, Boşnağımızla hepimiz kendi rengimizdeyiz. Asla asimile yok. Biz buyuz. Her şeyimizde Anadolu'yuz biz. Her şeyimizde milletiz. Her şeyimizde kardeşiz. Her şeyimizde bir ve beraberiz. Ve bugün temsili olarak gideceğimiz 57. alayda nereden isterseniz bir şüheda vardır. Bu topraklara baktığınızda Kürdü, Türkü, Çerkezi, Lazı, Boşna, Poma hepsi de bu vatan uğruna şehit olmuşlar. Hatta Hristiyanıyla, Yahudisiyle, Süryanisiyle, Ermenisiyle bu topraklarda herkes vatan etmiş kendisini, kanını vermiş, canını vermiş, malını vermiş. O yüzden ayrımcılık yok. O yüzden hiçbir zaman ötekileştirmek yok. Ötekileştirmek yok. Allah'ımız bir. Ey insanlar, hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Hepiniz de bir tarağın dişileri gibisiniz. Kardeş olun. Bu vatanı kendisine yurt edinenler kardeş olmakla mükellef ve kardeşliğimizi muhabbetle, sevgiyle, adaletle, hukukla ve birbirlerimizin haklarını çiğnemeden tesis etmekle mükellefiz. Kıymetli dostlar, Çanakkale 100. yılında şunu unutmayın. Hiçbir zaman unutmayın. Hiçbir zaman zannetmeyin ki sizin topraklarınızın üzerinde emperyalistlerin gözü yok. Zannetmeyin ki emperyalistler sizi başıboş bırakacak. Onlar asla bırakmazlar. Onlar asla yapacaklarından vazgeçmezler. Siz zayıflar, birbirinize düşerseniz hemen gemilerini tekrar, uçaklarını tekrar ama boğazda ama semalarda görürsünüz. Tekrar görürsünüz. O yüzden asla gözünüzü kırpmadan mücadeleye devam etmekle mükellefiz. Her şeyimizle, hayatımızla, düşüncemizle, fikrimizle, davranışlarımızla biz emperyalizme karşı dik, yürekli, mücadeleci ve başarılı olmak zorundayız. Kıymetli dostlar, eğer biz bu başarıyı
yakalayamazsak, bu birlik ve beraberliği yakalayamazsak, ne yazık ki Çanakkale o zaman geçilecektir. Evet, atalarımız, ecdadımız 250 bin şehit vererekten Çanakkale'yi geçilmez hale getirdi. Bize düşen vazife, onların bıraktığı yerden bu vazifeyi devralıp bunu devam ettirmek ve Çanakkale'yi geçirtmemek emperyalistlere. Bunun için önce yüreğimizi Çanakkale haline getirelim. Aklımızı Çanakkale haline getirelim. Ruhumuzu Çanakkale haline getirelim. Ve önce yüreğimizle, aklımızla, sonra da mücadele ederekten, cihad ederekten o seti oluşturalım. Yani emperyalizme hem akli noktada, hem de kalbi noktada, hem de ceseden mücadele edelim. Bu ne demek? Aynı zamanda ekonomik olarak, hem de fikri olarak, sanat olarak, kültür olarak emperyalizmin karşısında duralım. Rengimizi kaybetmeyelim. Rengimizi kaybetmeyelim. Ötekileşmeyelim. Biz her şeyimizle dimdik kendimiz olalım. Kendimiz olalım. Ve kendimiz olmamız için arkamızda kocaman bir tarih var. Kendimiz olabilmemiz için arkamızda kocaman bir kültür var. Kendimiz olabilmemiz için arkamızda kocaman bir inanç var. O yüzden bunları terk etmeden, bırakmadan kendimiz olmaya devam edeceğiz. Bu mistik yürüyüşümüzü bu mistik bir mekandan başlatıyoruz. Bu mistik mekan da malum Gelibolu Mevlihanesi. Dünyanın ayakta duran en büyük Mevlihanesi. Ayda bir gün, yaklaşık 75-76 aydır hep beraber buraya geliyoruz. Gelen, destekleyen, sohbetleri izleyen bütün kardeşlere, emeği geçen bütün kardeşlere huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu mekan, bu kardeşlerin, bu 5 yaşında, 3 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında semazen, mıtırvan ve buraya gelen, kış, kıyamet, yaz, kar, yağmur demeden bizi izleyen, sohbete gelen, hizmet eden bütün kardeşlere huzurunuzda teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir sabırla, büyük bir metanetle, büyük bir mücadeleyle bu hizmeti devam ettirmeye çalışıyorlar. Ama bu muhteşem gün, hepinize de bu gün için ayrıyetten teşekkür ediyorum. Çanakkale'yi unutmayacağız, şehitlerimizi unutmayacağız. Bugüne kadar ne kadar şehidimiz varsa, askerimiz, polisimiz, vatandaşımız, sadece Çanakkale'de değil, bütün bu vatan uğruna, bu topraklar uğruna kimler yere düştüyse, kimlerin kanı akıtıldıysa hiçbirisini de unutmayacağız. Ve tekrar tekrar her sene burada toplanıp bu yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Günümüz mübarek olsun. İnşallah nice böyle toplanıp şehitlerimizi unutmadığımız günlerimiz, anlarımız olur. Cenab-ı Hak nice 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 zamanlarda burada toplanmayı ve nice nice zamanlarda şehitlerimizi unutmamayı, anmayı nasip eder. Allah yardımcınız olsun. Rabbim muhafaza eylesin. Hepinizin de Cenab-ı Hak ecrini kat kat versin. Buralarda dolaşırken bilhassa Gelibolu'da o 57. şehit alaya giderken, o bölgede giderken bol bol tevhid çekelim. La ilahe illallah diyelim. Etrafımızdaki insanlarla fazla şakalaşmayalım. Yazarın dediği gibi, toprağı sıksan şüheda çıkacak. Adım attığınız yerde şüheda kanı var. Adım attığınız yerde, yürürken adım attığınız yerde şüheda kanı var. O yüzden nerede yürüdüğümüzün, nereye yürüdüğümüzün bilincine vararaktan yürüyelim, tevhid çekelim, boş konuşmayalım, Kur'an-ı Kerim okuyalım. Bilenler, hafızlar hıfzından okusunlar ve orada hep beraber duada inşallah şehitlerimizin ruhlarına Allah izin verirse inşallah orada hediye edeceğiz. Cenab-ı Hak cümlemizi ve cümlemizi korusun. Hayırla kalın. Selamünaleyküm. Değerli hitaplarından dolayı üstadımıza teşekkür ediyoruz.
Mevlevi Alayı yürüyüşümüzün ilk safhası buradan hareketle limana doğru devam edecek. Kortejimizi bozmadan